Bu dönemde geçerli olan şey LPG propagandası yapmak. Her hafta bir Gülşen var ve Gülşen yine gündemimizde. Biz zaten ekip olarak haftada bir, yani sektirmeden bir Gülşen videosu çekiyoruz. Mücahit acaba Gülşen'in ekibiyle bir PR anlaşması yaptı da yani işte biz sizin için her hafta bir video çeker, sizi gündemde tutarız diye, onu da düşünmüyor değilim. Ha Mücahit? Var mı öyle bir şey? Her çark dönmeye devam etsin. Başlıyorum ben. Evet. Bu başlanmış değildi, öylesineydi. Ama böyle gidelim yani. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir Gülşen videosuyla karşınızdayız. Biz zaten ekip olarak haftada bir, çok sekerse 15 günde bir mutlaka bir Gülşen videosu çekiyoruz. Gülşen yine gündemimizde. Gülşen sadece bizim gündemimizde değil, Türkiye'nin gündeminde. Aynı zamanda bütün gençlerin gündeminde. Özellikle gençler. Hani böyle 17'li, 18'li, 19'lu yaşlardaki gençler özellikle konserine gidiyor. Çünkü sadece o gençler için konser değil, ortada bir görsel şov da var. Böyle iki film bir arada gibi bir durum söz konusu. Allah ıslah etsin. Şimdi bu Gülşen yine sahneye çıkmış ve bu sefer sahneden LPG bayrağı açmış. LPG diyelim onu ki öbürü, aynen öbürü şeye takılıyor. Yani farklı bir şey söylersek YouTube sıkıntıya sokuyor. YouTube değil, bütün sosyal medya platformları bunu sıkıntılı olarak görüyor. Yani bir şey demeyeceğin abi. O şeyler var ya, o onlar. Lego. Aynen. Onlarla alakalı hiçbir şey söylemeyeceğim. Onun için LPG deyip geçelim. İşte bu fotoğraf. Şimdi Gülşen de uzun bir zaman gündemde yoktu. Yani hakikaten ben hiç duymuyordum onu. Ondan sonra bir tane şarkı yaptı. Lollipop mu? Ne? Lollipop. Lollipop diye bir tane şarkı yaptı. Ondan sonra ardından yeni bir tane daha çıkardı. İşte bir kereden bir şey olmaz diye. Birisi de altına yazdı. Abla bu işler bir kereyle başlıyor. Ondan sonra Allah ne verdiyse gidiyor. Yani böyle ciddi ciddi oturup da konuşulacak bir konu değil Gülşen'in bu tavrı. Yani iyicene artık zıvanadan çıktı. Ve daha önceki videolarda da anlatmıştık. Bu ülkede ne kadar soyunursan, ne kadar teşhircilik yaparsan o kadar da cesur oluyorsun. Cümleler öyle kuruluyor. Bir cesur pozlar verdi. İşte özgüveni tavan yaptı gibi cümlelerle anlatıldığı için bu tarz sapıklıklar ve bu tarz hastalıklar ve Gülşen de ne kadar cesur olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Hatta ve hatta her konserde o cesaret sınırını biraz daha öteye taşıyor. Önümüzdeki günlerde bakalım ne olacak? Nereye kadar gidebilir bu konu? Tahmin edemez. Evet, tahmin edemiyoruz onu. Yani arkadaşlar da şöyle bir düşündüler, bir hesap kitap yaptılar. Sanki mantıklı bir soru sormuşum gibi. Gülşen sahneye çıktı. Bir konser, Yenikapı'da bir konser veriyor galiba. Ve işte ya bu tam fotoğrafı da kaldır. Böyle fotoğrafları da tutmayalım. Çok milletin gözünün içine de sokmayalım onu. Yazık, günahtır. Yarın Mahşer Hilay'da bunun da hesabını vereceğiz. Yani bunları bir şekilde kitlelerin görmesine vesile olduk diye. Ama sen şu an yobazlık yapıyorsun. Evet, benim yaptığımda yobazlık. Hiç cesaretim yok benim. Hiç cesur değilim ben. Hiç modern değilim. Hiç medeni değilim ben. Bu Gülşen kalktı sahnede. Şey söyleyeyim, onda bir şey olmaz değil mi? Yani meme dememde problem olur mu? Göğüs diyelim ona biz yine. He? Ne diyelim? Meme ya. Fatih? İstediğin derecesi. İşte. Hani şey de yani. Allah muhafaza ya. Bazen var insanların. Ama şikayelerin boy boyuna hiç video bitmiş. Yani. Yani bazı insanların yapmış olduğu hareketleri biz edebimize sığdırıp da hani onu cümle içerisinde kullanamıyoruz. Ama birileri onu böyle kamuoyunun önünde aleni bir şekilde sergiliyor. Göğsünü görmüşler seyircilerden bir tanesi, işte transparan giyiyor herhalde. Onunla alakalı da uyarmış onu sahnedeki sanatçı. İşte yani Gülşen Hanım hani işte bak gözüküyor falan deyince, ay işte hani mememiz mi gözüküyor? Ne olacak ki? Yani hepimizin hani annemizin işte küçükken doğduğumuz zaman emdiğimiz şey. Hani niye? Allah'tan doğduktan sonrasını söylüyor. Doğum esnasına da gidebilirdi böyle bir. Çünkü perde yok bunlarda. Ahlak yok bunlarda. Ve Gülşen son özellikle 1-2 yıldır gündemde. Özellikle şu altılı masadan daha fazla gündemde. Çok ciddi söylüyorum. Yani Gülşen'i hatırlayın. Son dönemde ne ile gündeme geldi? İşte bir prodüktörle ilişki yaşıyordu. Evli bir adamla ve onun zırt pırt kayınvalidesini arayıp damadınız şu anda benim yatağımda diye böyle saçma sapan, hani insanın midesi
sesini kaldıran bir olayla gündeme geldi. Sonrasında işte böyle çıplak çıplak sahneye çıkmaya başladı. Donla, külotla falan çıkmaya başladı. Onun üzerine kendisini dinlemeye gelen bir seyircinin kucağına oturdu. Sonrasında işte bir Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı işte Gülşen Hanım siz çok kapalısınız aç bakayım şunu diye gündeme geldi. En sonunda işte o LPG bayrağını açtı ve birileri de tepki gösterdi. Yani biz para verdik burada senin yani müzikal becerini görmeye geldik. Onun için biz sana para ödüyoruz burada. Çünkü afişlerde şu yazmıyordu. Hem müzik dinleyecek ruhunuzu doyuracağız hem de gözünüzü doyuracağız demediler. Bir konser var bir müzik var dediler ve insanlar da gelip para verdiler. Konsere girdiler. Ama konserde tutup da LPG bayrağı açınca millet dedi ki ya ne yapıyorsun dedi. Ya müziğini söylesene arkadaş. Hani ne bu deyince buna tahammül edemeyenler işte arkaya gitsin işte çıksın. Bu nasıl bir uslup? Bu nasıl bir sanatçılık? Birileri de duyar kasıyor. İşte sahne şov yeridir. Evet şov yeridir. Ama teşhir yeri değildir. Gülşen'in yaptığı bir kostüm giymek değildir. Teşhirciliktir. Nasıl bir kafa yapısı var bilmiyorum. Hani müzikal beceriye bakıyorum. Hani bazen vardır işte çok güzel şarkılar yapar. Şarkı işte dünyanın trend listelerine girer. Farklı farklı ülkelerde işte çok bilmem kaç milyon işte plak satar şu bu falan. Değil öyle bir gündem. Gülşen'in durumu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gibi. Ortada iş yok, icraat yok ama devamlı gündemdeler. Hani bildiğin CHP belediyesi. Şimdi tutup da Gülşen'in neresini konuşacaksın? Çünkü nereyi tutsan elinde kalıyor. Bazı şeyler söyleyeceksin, edebin müsaade etmiyor, ahlakın müsaade etmiyor. O zaman diyorsun ki bu Gülşen'in yaptığı sanat manat değil arkadaş. Bu çukur bir zihniyetin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bir de şuna dikkat ettim. Son 20-30 yılda bu ülkede genelde sanatçılar hani beni de görün, bana da konser verin, ben de işte kanallara çıkayım, magazin programlarına konu olayım diye sahneye çıkıp devamlı bir Mustafa Kemal Atatürk duyarı kasardılar. 10. yıl marşı söylerlerdi. İşte böyle kalpaklı Atatürk fotoğrafını falan sahnede açarlardı. İşte bilmem koluna, bacağına, işte sırtına, göğsüne, ötesine, berisine işte Atatürk dövmesi yaptırırdı. Hani bunlarla gündem olur ve belli bir kesime buradan sinyal çakardı. Şimdi herhalde Atatürk para etmiyor veyahut da hani Atatürkçü söylemlerin arazide herhangi bir karşılığı yok ki bu dönemde geçerli olan şey LPG propagandası yapmak. 24 saat LPG propagandası yapıyorlar. Yani nasıl bir zihniyet var bilmiyorum ama LPG'nin şeyi de var değil mi? Gideri de var. Tüm dünyada. Tabii birçok marka sizi reklam yüzü yapabilir. Sizin programlarınıza sponsorluk yapabilir. Google'un yeni bir şeyi var. Orada ne? Seçiyorsun. Yazdığında ana ekranında bir şeyler çıkıyor ya. Hı? Eğer LPG dersen LPG tasarımları senin önüne çıkıyor. Aa. Hı hı. Google'da çalışıyor. Hepsi evet. Çalışıyor gerçi. Vallahi aradan bizim Kübra'ya söylüyordum. İşte o Starbucks'ın kahveleri falan güzel oluyordu. Aradan al bana diye. En son onu da gördüm. Dedim aga daha Starbucks kahvesi de yok. Şu yok. 2 gram böyle keyif yapacağız. Lezzet alacağız diye. Ahiretimizi yakmanın anlamı yok. Biz her türlü sapıklığın karşısındayız. Ve o sapıklığa çanak tutan, o sapıklığı legalleştirmeye çalışan, onu destekleyen bütün kurum ve kuruluşların da karşısındayım. Bu benim şahsi düşüncem ve şahsi bir tavrım. Hani birileri beğenir beğenmez çok umurumda değil. Bu Gülşen konusunu konuşacağız dedik de hani neresinden konuşalım diye bir bakarken Fatih Altaylı'nın paylaşımını gördük. Bir gösterir misiniz arkadaşlar? Ne diyor Fatih Altaylı? Gülşen'in baskıya karşı azimli direnişini ve zorla dayatılan sahte bir muhafazakarlığa karşı baş eğmezliğini takdir ediyorum. Bak. İşte medeniyet dediğin budur. Gülşen böyle kıçını başını gösterdiği zaman bu bir mücadeledir. Azimli bir direniştir. Devam ediyor. Doymamış bu Fatih Altaylı. Devam ediyor. Ne diyor? Diyor ki baskılara karşı başörtüsünü çıkarmayan kadınla Gülşen Çolakoğlu arasında hiçbir fark yoktur. Tek fark dönem farkıdır. Allah seni bildiği gibi etsin. Allah senin gibi düşünenleri de bildiği gibi etsin. İşte bunlar yıllardır bu ülkeye rota çizmeye çalışan entelektüel tipler. Şimdi Fatih Altaylı'ya sormak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan bir askerle dağdaki terörist aynı mıdır? Öyle ya. İkisi de bir değer uğruna savaşıyor değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Mehmetçik de bir değer uğruna, bir inanç uğruna hayatından, canından vazgeçiyor. Aynı şekilde dağdaki terörist de bir ideoloji uğruna hayatını kaybediyor. Geberip gidiyor. İkisi aynı şey midir? Veyahut da sabahtan akşama kadar alnının teriyle çoluk çocuğunun
rızkını kazanmaya çalışan bir emekçinin vermiş olduğu mücadeleyle hırsızlık yaparak para kazanan adamın durumu aynı mıdır Fatih Bey? Sadece zaman ve zemin farklı. İşte bu ideoloji, bu kokuşmuş zihniyet 28 Şubat sürecinde bu Fatih Altaylı köşesinde bir yazı yazmıştı. İşte bundan sonraki vatandaşlık vazifem nerede bir çarşaflı görürsem gidip onu emniyete şikayet edeceğim diye. Onun yanında kendi televizyonunda çalışan bazı kadınlarla alakalı, işte başını örtenlerle alakalı fahişe demişti bu Fatih Altaylı. Şimdi aynı Fatih Altaylı onun düşüncesi doğrultusunda bir mücadele verdiğini söylediği Gülşen'e de aynı sıfatı söyleyebilir mi? Hani mesela Gülşen'e de kalkıp fahişe diyebilir mi? Yazık ya. Yazık yazık. Gülşen kendine çalışıyor. PR'ına çalışıyor. Bu LPG'nin de bir gideri var. Onu da kullanıyor. Yarın gündemde ne varsa onu da kullanacak. Kaşesini arttırıyor. İşe gidiyor. Konserler alıyor. Birileri onu alkışlıyor. Devamlı gündemde duruyor. Burayı anladık. Da sana ne oluyor Fatih Altaylı? Sana ne oluyor? Senin ne bağlantın var bu LPG ile veyahut da Gülşen'in bu teşhirciliğiyle? Bu bildiğin teşhircilik. Niye birileri kalkıp buna tepki göstermiyor? Bir erkek vücudunun mahrem bölgelerini ulu orta açtığı zaman ne diyoruz ona Fatih? Sapık diyoruz ona, değil mi? Linç ediyoruz onu. Peki bir kadın vücudunun mahrem yerlerini, cinsel noktalarını açınca niye bir sapık diyemiyoruz ona? Niye ahlaksız diyemiyoruz ona? Niye onu linç edemiyoruz? Bir tane adam ki Allah'ın sapığı, insanların olduğu bir otobüste tutuyor pantolonunu açıyor, değil mi? Öyle bir haber vardı. Ne dedik o adama biz? Sapık dedik, linç ettik onu. Aynı şeyi Gülşen için niye yapamıyoruz biz? Gülşen de bütün her şeyini açıyor. Hem de kameraların önünde, kitlelerin önünde. Şimdi oradaki çocuklara bakıyorum. Hani o çocuklar alkışlıyor, aç aç diyor, daha da aç. Kızamıyorum onlara. 16-17 yaşındaki çocuklar. Olayın ahlaki boyutunu tam olarak çözememiş birçok genç var orada. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Bu nasıl bir aymazlıktır? Dediğim gibi Gülşen'in derdini anlıyoruz. Karı gelmiş 45-50 yaşına dayanmış. Bu saatten sonra ne yapacağız? Bu saatten sonra böyle konularla gündemde kalacağız. Çark dönmeye devam etsin. Bir de anlamıyorum ya, bunun kocası da var değil mi? Gülşen'in. Geçen gün Sevda Hanım galiba kalkıp bir şey söylemişti ya. Demiştik ya, bu kadınlar tamam iyicene zıvanadan çıktı da ya bunların kocası yok mu ya? İnsanda dirhem kıskanma olmaz mı? Bu nasıl bir meşrebe sahipsin? Don lastiği gibi bir miden mi var arkadaş? Ne diyorlar bunlara Anadolu'da, bu tiplere? Gevşek. Gevşek mi diyorlar? Ne? Geniş. Geniş, gevşek. Vallahi herkes hani ayıp olmasın diye böyle cümle seçiyor. Yok aga yok, godoş diyorlar bunlara. Hakikaten godoş diyorlar. Bilmiyorum vallahi. Dekolte veyahut da açık giyinmek başka bir şeydir. Olabilir. Hani dekolte giyinirsin. Yani işte açık giyinirsin. Bundan yana bir problem yok. Toplumsal olarak söylüyorum onu. Benim açımdan hani ne halin varsa gör. İstersen hiçbir şey giyme. Anadan üryan gez. Bana ne? Ama bu mesele öyle dekolte bir mesele değil. Açık giyinme falan değil. Bu bildiğin teşhircilik, bu bildiğin sapıklık ve birileri, ki o birileri Fatih Altaylı ve Fatih Altaylı da kalkıyor ve diyor ki bu Gülşen'in verdiği mücadele 90'lı yıllarda başörtülülerin verdiği mücadeleyle aynı. Ya biri Allah'ın emri, öbürü Allah'ın lanetlediği bir durum. Ve ikisini sen aynı kefeye koymaya çalışıyorsun. Ne mücadelesi ya? Bu toplumun ahlak sınırlarını zorlamak, sahnelerden teşhircilik yapmak, insanın yatak odasında bile giydiği zaman dur lan şu perdeyi kapatayım, ışığı kapatayım dediği kıyafetleri kamuoyunun önünde giymek ne zaman başörtüsü mücadelesiyle aynı platformda değerlendirilmeye başlandı? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Bu nasıl bir saygısızlık? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bu nasıl sığ bir bakış açısı? Ve bu adam Türkiye'de hani ünlü gazeteci. Wow! Çok ünlü gazeteci. Acayip. Yazılarına bakarsın haktan, hukuktan, helalden, şundan bundan bahsediyor. Galatasaray'a bir futbolcudan 10 trilyon çalarken nasıldı diye kimse sormuyor buna. Ya bu ülkedeki dolandırıcılar, bu ülkede 20 yıldır 30 yıldır dolandırıcılık yapan adamlar bugün kalkmış hani merhamet abidesi olarak ortalıkta geziyor. Yıllardır insanların değerlerine, insanların değerlilerine küfreden adamlar bugün özgürlük tüccarı gibi geziyor ortada. Gülşen tamam, anladık onu. Biz de her hafta zaten çekiyoruz videosunu. Mücü anlaşmış galiba. Da sana ne oluyor? Konu ahlaksız olunca da var ya, hep böyle dilimin ucuna geliyor. Oradan çeviriyorum onu, bil yani. Ahmet Hakan da şey demiş ama. Ne dedi? Yani ilk başlarda tamam da Gülşen tadını kaçırdı demiş. Aynen öyle. Ahmet Hakan baktım yazısına. Yani bu kadar da olmaz dedi ya. Hani ayıptır. Yani senin göstereceğin işte
Başka bir şey yok mu diye. Külotla sahneye çıkıyorsun. Tangayla sahneye çıkıyorsun. Ve ondan sonra birisi de sana ya Gülşen Hanım hani biraz ayıp olmuyor mu dediği zaman vay yobaz, istemiyorsan çek git, işte bunlar bizim özgürlüğümüz. Arkadaş, kendi evinde, kendi ailenin içerisinde ne halt diyorsun umrumuzda değil. Ama sanatçı kimliğinin arkasında bu milletin ahlak duvarlarına saldıramazsın. Bu milletin kıt kanaat korumaya çalıştığı Anadolu kültürü binasının kapısını zorlayamazsın aga. Mevzu bu. Ama hani derler ya bozacının şahidi şiracı. Gülşen böyle bir teşhircilik yapıyor. Fatih Altaylı tipliler de onu legalleştirmeye çalışıyor. Direniş, özgürlük, hoşgörü, hürriyet. Bak bak cümlelere bak. Sapıklığın adı, lanetlenmiş kavim olmanın adı özgürlük diye millete yutturuluyor. Bizim bu konuda yani Gülşen'in yapmış olduğu bu sapıklıklarla alakalı bizim saygımız maygımız yok. Bunun yanında bu Gülşen tiplilerin yapmaya çalıştığı, bu milletin değerlerine hunharca saldırdığı bir olayı bu milletin değerleriyle eş tutarak onu legalleştirmeye çalışanlara da saygımız yok. Ve eğer bu uslupta birileri devam ederse kusura bakmasın, en şedid cevabı da bizden alacak. Kendi mahallendeki kılık kıyafetle neyi eşdeğer tutuyorsan tut. Ama bu milletin Kahramanmaraş'ta uğruna binlerce şehit verdiği tesettürünü sapıklıklarla aynı kefeye koydurmayız. Bu nedir ya? Yahu bu millet Kahramanmaraş'ta bir tane kadının başörtüsüne bir Fransız askeri el uzattı diye sütçü imam bir direniş başlattı. Ve ilkokuldan itibaren de bütün kitaplarımızda sütçü imam ve Kahramanmaraş direnişini satır satır okuduk biz. Şimdi birileri doğru düzgün böyle hani edepli kıyafet giymeyi yobazlıkla, çağ dışılıkla eşdeğer tutmaya başladı. Ama şunu söyleyeyim. Vallahi Ebu Cehil bu dönemde yaşasaydı bunları gördükten sonra ahlanıp vahlanırdı diye. Bu kadar hainlik, bu kadar kafirlik benim niye aklıma gelmedi diye. Böyle dizini döver diye Ebu Cehil. Ama üstad da diyor ya, deden bile söndüremedi bu davanın nurunu. Sen mi söndüreceksin ey Ebu Cehil'in torunu diye. Önümüzdeki hafta hangi Gülşen'i işleyeceğiz? Gelecek bana birkaç konu vereceğim. Konu gelecek. Kalın sağlıcakla.